Merhaba. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün hikayesini öğreneceğiz. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 civarında şu anda Yunanistan'ın Selanik kentine karşılık gelen Osmanlı İmparatorluğu'nun Selanik vilayetindeki Selanik'te doğdu. Atatürk yaklaşık 12 yaşındayken önce askeri okula, ardından da İstanbul'daki Harp Okulu'na gönderildi ve 1905'te mezun oldu. Türkiye için önemli görevlerden ve önemli tarihi anlardan geçen uzun bir askeri kariyeri vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sağ kurtulan çok sayıda Türk'ü bir araya getirmeyi başardı. Böylece ihtilaflı bazı topraklar üzerinde hak iddia eden Yunan kuvvetlerine karşı direndi. Atatürk, askerlik yaptığı dönemden kazandığı itibar ve Türkiye lehine kazandığı savaşlar nedeniyle 1921'de Ankara'da geçici bir hükümet kurdu. Ertesi yıl Osmanlı saltanatı resmen kaldırıldı ve 1923'te Türkiye, Atatürk'ün cumhurbaşkanı olduğu layık bir cumhuriyet oldu. 1945'e kadar neredeyse kesintisiz süren tek parti rejimini kurdu. Bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı kabul edilir. Türkiye'yi ve sistemlerini büyük ölçüde modernleştirdi. Değişikliklerden bazıları, 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı, kadınlara erkeklerle eşit haklar tanınması, Haziran'da şapka ve kostüm devrimi ve soyadı kanunuydu. 21 Ekim 1934'te soyadlarının Türkiye'de kullanılmaya başlandığı, 1935 yılı da dahil olmak üzere kendisine Türklerin babası anlamına gelen Atatürk adı verildi. Ayrıca onun hükümeti döneminde uluslararası takvim, saat ve ölçülerin kabulü, yeni Türk Medeni Kanunu ve diğer laik kanunların oluşturulması, Kasım ayında Latin alfabesine göre yazılan yeni Türk alfabesinin kabulü vardı. 1 Kasım 1928'de ülkenin her yerini birbirine bağlayacak yeni yolların inşasına ek olarak 1933'ten 1937'ye kadar kalkınma planlarının uygulanmasıyla çiftçiler teşvik edildi. Böylece Atatürk, haleflerinin yönetimi altında demokrasiye dönüşecek modern bir devlet yarattı. 10 Kasım 1938'de İstanbul'da vefat etti. Bugüne kadar özellikle Türkiye'de fikirleri ve siyasi eylemleriyle anılıyor. Bu yüzden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz kanala abone olmanızı rica ediyorum. Teşekkürler. Bir sonrakine.